Arkadaşlar, size Kumru Tepesi'nden merhaba diyorum. Ordu Kumru. Muammer Dizen Bey'in bugün davetlisiyim. Abimiz tam 6 yıl önce buraya, biz çakıldak fındık deriz, bunlar göğ fındık derir. Adapazarı'nda deli sava derler. 6 yıldır bu fındığı yetiştiremedi. Evet, şu anda tam 6. sene. 6. Evet. Senenin içindeyim. Peki, bizim ürünü kullandınız bu yıl. Evet. Ne tür bir performans gördünüz hocam? Performansı şu Adem abi. Şu sürgünler, ben bu sürgünleri daha öncesinde göremiyordum. Evet. Ben arkadaşlar da... buyurun. Yani bu tamamen bizim ürünün getirmiş olduğu ve bilmeyerek kullandığı bir çalışmanın eseri. Eğer bir iki sefer daha, bak bu mesela 10'ar gün arayla kullansaydın, bunun performansı daha farklı olurdu. Ben 6 yıllık fındık, bu gün biz verim alırız ama 6 yıllık fındık daha 1 metreyi ancak bulmuş. Aynen. Arkadaşım şöyle çeker misin şu arka tarafları da? Şey bak, var Adem abi, bu ürünü kullanmadan önce, sizin üründen önce şu, bilmiyorum arkadaş en alabiliyor mu? Şu küçük oranlar gibiydi. Ha. Şu sürgünler yoktu. Evet. Yoktu yani, bunu harbi söylüyorum. Ama bunu kullandıktan sonra, sizin o solucan solemi kullandıktan sonra ürünleri ne kadar var? 30 santim rahat var şu anda. Tabii rahat canım var. 30 santim, 40 santim rahat sürgünler var. Bir de yani dal, yani bak şuraya bakalım, ne 30 santim abi? Yani şuradan yukarısını tut abi şurayı. Ben sana evet. Ölçeyim mesela. 1, 2, 2,5. 50 santim. 20, 20, 40, 50 santim. Benimki yani işte. 50 santim, evet. 55 santim, güzel bir çalışma olmuş. Keşke bunu biraz daha erken kullansaydım. Abi erken tanışamadık. Yani şimdi bu fındık niye büyümüyor arkadaşlar? Bu fındık kök geliştiremiyor. Sıkı bir toprak var Muammer evet. Bey'in bahçesinde. Toprak sıkı, sıkı olduğundan dolayı kök çalışamıyor. Peki biz neyle bunu çözeceğiz? Şimdi yine Muammer Bey'e yaklaşık Leosol olarak... ürün getirdim. Allah nasip ederse bunun dal iz düşümüne bolca atıyorsun. Bizim hem solucan solem fulviyi kullanıyorsun hem de genel beslemeyi bolca dal iz düşümüne. Anlatabildim evet. mi? Göz bir çember şeklinde güzelce 50 santim 60 santim aralığında bunu koyuyorsun arkadaşım. Kök hızlı bir şekilde gelişsin. Ben sizin ürünü kullandığımda düzenleyici ve solucan solemi kullandığımda... Bunlar fındığı yatmış ama. Ben fındık aldım tek tük. Bunlardan fındık aldım tek tük. Peki bizim burada işte çözüm noktasını ben dile getirdim. Fazla... Şu ocağıma bakın abi. 6 senelik ocak işte şu. Evet. Otundan daha da büyümüş. Bak bu ilerideki. Bunların tamamı aynı dikim. Yani bir gün dediğim bir gün dediğimi dikmedik. Tamamını aynı diktik. Bak evet, bu da 6 sene. Bak şu olacak da 6 senelik. Ama güzel şımarma yapmış. İnşallah sen bolca İnşallah. Vur. Burada kaya da falan. Neyse artık önemli değil. Biz bunları kurtardık. Yani evet. kurtardık. İyi ki sizinle tanıştım diyebilirim. Veya yani, sen ne dersin? Yok ben memnunum bu konuda. Evet. Abi bakın yani işte hayır, 6 sene olmuyor. Ben şimdi tarlayı gördüm. He. Yani tarla. Çünkü biz ne kadar büyük arazi tarla görürsek o kadar bizim tecrübemiz yükseliyor. Aynen. Bilgi daracımız genişliyor. Aynen çünkü öyle. Bu fındık niye gelişmemiş? Her şeyden önce biz bunu yargılıyoruz. İşte. Kendi kendimize. Ne var? Toprağın özelliği nedir? Biz şimdi objektif olarak gördük. Evet. Mesela sen ve senin gibi bir dostumuz bana bir şey sorsa hemen toprağın yapısını soruyorum, bilmem neyi soruyorum. Yani aynen. Topraktan bitkiye iletkenlik burada zayıf. Aynen. Bunu yalnız bizim Leonardit, katı Leonardit, solucan solem ve genel beslemeyle veya Leosol olarak yaptığımız bu ürünlerle biz bunu güzel bir sonuca gideceğimize ben bugünden söylüyorum. Şunu açıklayayım Adem abi, sizin ürün olarak söylüyorum. Şu bahçe benim 15 senedir baktım, artık satın aldık altı da. Buradan geçen sene için konuşuyorum, 4 çuval fındık aldık. Bizim o ala çuvalla. 1,5 dönüm orası. Hı hı. 4 çuval fındık aldık. Bu sene oradan 12 çuval fındık aldık. 4'e 12. Ya şimdi... Bir avuç dahi şey atmadık. Ziraat gübresi atmadık. Kimyasal atmadım. Yok. Kimyasal zaten atmıyorum artık. Sizden sonra atmıyorum. Tamam. Şu bahçeden bu sene 12 çuval fındık aldık. O aşağıda bilmiyorum çatı gözüküyor. Amcamın evi var. Şurada. Benim kayınbiraderimin evi yanda. Onlar bu bahçenin fındığını sadece seyretmek için bahçeye geliyorlardı. Hmm. Yani ben, Muammer Bey evet. diyecek bir şeyimiz yok. Aynen. Yani verime ulaşmışsın. Bize ulaşmışsın. Evet. Ben şimdi bizi izleyen çiftçiler adına yine size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim abi, yani geleceğimiz, bize teşekkür etmeye gerek yok. Bizim size etmemiz lazım. Öyle mi? Öyle tabii abi yani. Şimdilikten hayırlı olsun böyle çalışmalar. Abi.